Onu yakaladık efendim. Adamlarımız getiriyorlar. Yakında kim haklı göreceğiz. O herif seni ve aptal kardeşimi kandırıp kendine aşık etti. Ya o adam dadımı bile kandırdı. Ama buraya kadar elime sultan. Ne demek istiyorsunuz siz? Ertuğrul'u yakaladık. Yakında burada olur. Ne?
Hayır. Yalvarırım yapma. Sadece ona değil, kendine de devletine de zarar vereceksin. Kaç askerimi öldürdü biliyor musun? Şeyhimin dergahında kaç dervişi? Bütün itibarımı ayaklar altına aldı. Ölmeyi sonuna kadar hak ediyor. Hayır, Ertuğrul yapmaz. Ama senin verdiğin acı hepsinden daha ağırdı Halime Sultan. Ölene kadar lanetli karım olarak Af Köşkü'nde yaşayacaksın. Yaşadığım her gün günahlarının bedelini ödeyeceksin. Buraya kadarmış ha? Yeşil gözlü maralım. Nasip de yoksa üzülmek bir çare. Toparlan artık. Yıllarca bebe hasretiyle yandık. Tam kavuştuk derken yitirdik. İçimin yangını sönmez gün doğdu. Hatun olup sana bir evlat veremedim. Tövbe tövbe. Hatun olur mu öyle şey? O ne biçim laf? Alan da veren de Allah'tır. Ha? Sen düşünme artık böyle şeyleri. Bak ne güzel Nevruz geldi. Dağlar taşlar canlandı, cemreler düştü. Sürüyle meşgalemiz olacak. Sen bey hatunusun. Sana yılgınlık yakışmaz. Boynunu büktüm. İnşallah yüce Rabbim yeniden nasip edecek. Sen üzülme olur mu? Oo Selcan, kime diyorum ben? Hadi kalk bakayım. Hadi. Sen kilimhaneye gideceksin. İşlerinin başına geçeceksin. Herkese yüzünü göstereceksin. Tamam? Ha şöyle. Ben otağa gidiyorum, sen de kilimhaneye. Gündoğdu,
Ersin, yiğitsin. Kolla kendini. Obanın her yanında çakallar vardır. Sen o lafları babama nasıl edersin emmi? Seni her zaman baş tacı eden, bütün ithamlara rağmen senin arkanda olan adam bunları hak etti mi? Bak Gündoğdu. O senin kan kardeşin. Birlikte kaç defa cenk ettiniz? Defalarca hayatımı kurtaran o büyük adam. Eğer Nasır'ı getirmeseydin, kaderimiz Günhan'ın askerlerine kalsaydı halimiz nice olurdu? Süleyman Şah da biz de biterdik. Bunun tek sebebi de babanın inadıyla Ertuğrul'un dik başlığı. Ertuğrul o kızın peşine düştüğü günden beri bizim de obanın da burnu pislikten çıkmaz oldu. Bu senlik benlik kavgası değil evlat. Kayıların istikbali mevzubahis. Bu daha ne kadar sürecek? Ertuğrul cihana kafa tutup şehzade kızını döşeğine atana kadar kaç can daha vereceğiz? Baban da Ertuğrul'un peşine takıldı. Sözde Gökçe ile evlendirecekti. Ama gıkı çıkmaz oldu. Ne oldu? Ya bebenin ölmesi? Ha? O da mı Allah'ın takdiriydi? Yoksa Ertuğrul'a beylik yolunu açmak için birileri kazan mı kaynatır? Sen ne dersin emmi? O bebeği senelerdir beklediniz. Ne oldu? Ertuğrul'un en yakınları öldürdü bebeğini. Eğer Ertuğrul şehzade kızını alırsa Sultan Alaaddin'le akraba olacak. Hele bir de Elaziz'i ikna edip haklı çıkarsa var ya, sadece kayıları değil, Oğuzları da peşine takacak kadar kudretli olur. Ama bu onu hangi cehenneme sürükler bilemem. Babana gelince, obanın geleceği için her şeyi yaparım. Kayıların geleceği babanın Ertuğrul'u olan zaafına ve kardeşinin hevesine bırakılmayacak kadar kıymetlidir. Bu kıymetin yükü de senin omuzlarındadır. Senden gerçeği istiyorum. Sadece gerçeği Ertuğrul. Kime ve neye hizmet ediyorsun? Allah'tan başka hiç kimseye hizmet etmeyiz Emir Hazretleri. Gerçeğe gelince, hayatımda gördüğüm en acı ve en zavallı gerçek sensin. Yanında olan kim varsa ya zindana attın, ya sürgün ettin, ya da öldürdün. Allah seni ıslah etsin Elaziz. Efendim, bu Ertuğrul'un hemen ölmesi gerek. Eğer ters bir şey olursa... Eğer öyle bir şey olursa Titus hepsini öldür dedi. Ya Elaziz? Gerekirse onu da. Biz 8 kişiyiz. 11 kişiyi aranızda paylaşın. Eğer işler ters giderse hepsini öldürün. Emredersiniz efendim. Bugün burada ölmeyebilirsin Ertuğrul. Bana ve Halime Sultan'a, tapınakçılara nasıl hizmet ettiğini anlatırsan ben de yaşamana izin veririm.
babanı alıp topraklarımdan çekip gidersin. Senden tek bir şey istiyorum. Gerçek. Senin gerçek diye istediğin yalanlarla süslü laflar Emir Hazretleri. Eğer o yalanlarla süslü lafları sana verirsem kendimi de obamı da kurtarırım. Lakin öyle bir pisliğin içine battın ki bütün İslam alemini tehlikeye atıyorsun. Allah beni öyle bir zayıflıktan korusun. Ölürsem Allah yolunda ölürüm. Bundan da zerrece korkmam. Yazıklar olsun sana. Kendine acımıyorsan bari şu kızcağıza acı. Senin yüzünden düştüğü duruma bak. Bir Eyyubi melikesi olacakken şimdi benim zindanlarımda çürüyecek. Sen nasıl aşağılık bir adamsın? Sen nasıl aşağılık bir adamsın? Bugün burada öleceksin Ertuğrul. Ama senin o pis kanın benim ellerime değmeyecek. Bir dar ağacı kurun. Asılarak ölecek. Emredersiniz efendim. Allah'ım yardım et. Onu öldürmelerine izin verme. Selahattin Kervansarayı'nda Nasır'ın Türkmenlerle giriştiği isyan başlamadan bitti Emir Hazretleri. Sen bunu nereden biliyorsun? Nasır elimde. Onu obaya götürdüm. Yüzüme söylediklerini komutanlarının yanında söyleyecek cesaretin olmadığını biliyordum Nasır. Sen aşağılık bir yalancısın Ertuğrul. Beyime yalancı deme. Soyu kırık. Biz senin ne halt olduğunu biliyoruz Nasır. Sen elimizde olduğun için ordular da saldıramayacaktır. Hem zaten tapınakçı efendilerin Eftelya'ya yaptığı gibi seni de yaşatmayacaktır. Eyyubilerin bütün emirleri bir olup obanızı yerle bir edecekler. Hiçbirinizi yaşatmayacaklar Ertuğrul. Seni de Şahabettin. İslam'ı ayaklar altına aldın. O pis ağzına İslam'ın adını alma soysuz köpek. Bağlayın şu iti. İki değerli komutanından bir tanesi elimde, diğeri de bizimle birlikte. Yalan söylüyorsun. O zaman buyur gel. Sana bir ayran aşı ikram edelim. Kendi gözlerinle gör. Her gün doğdu. Nasır'ı getirmeseydi obamız biterdi. Elaziz'in ordusu burnumuzun dibinde. Şimdilik durdular. Ama her an saldırabilirler. Bunun sorumluluğu da senin üzerinde olur Süleyman Şah. Başımıza bunca belayı açan Ertuğrul'un değil. Ya ne yapsaydın Kurdoğlu? Ha? Oğlumu önden atıp diş geçirmeleri mi seyredecektim? Ya da Haçlı tezgahına oğlumun kanını mı verseydim? Beylik makamında sen varsın beyim. Bu senin takdirindir. Ben alplerini cenk için hazır ederim. Hepsi de ölmek için senden emir beklerler. Bu savaşı obada yapmayacağız.
obanın dışında düşmanlarımıza saldırarak yapacağız. 2000 alp kendilerinden 4 kat daha kalabalık bir orduya saldıracak. Ama ne anaları, ne çocukları, ne avratları bu işin sonunun nereye gideceğini bilecek. Hadi diyelim komutanlarını esir aldık, savaşı durdurduk. Ya sonra? Ha? Elaziz'in ne yapacağını nereden bileceğiz? Takatimiz kalmadı. Sürümüz başıboş telef oldu. Böyle giderse çok yakında açlıktan kırılmamız da yakındır. Ve bütün bunların sorumlusu sensin Süleyman. Yeter artık Kurdoğlu. Haddini aştın. Öyle mi? Çocukluğumdan beri senin yanındayım. Bir günden bir güne. Sana kötü söz ettim mi? Ne söylediysem yüzüne söyledim. Bir gün arkandan kuyunu kazdım mı? Hayır. Hep senin için, obamız için cenk ettim. Hatunumun, evlatlarımın canını Moğollara verdim. Sanki bunlar yaşanmamış gibi Ertuğrul'un iftiralarına maruz kalmaktan bıktım usandım. Obada işler yolunda gitmiyor. İki yakamız bir araya gelmiyor. Sırtımızdan kaç kere bıçaklandık. Niye? Hepsinin dik kafalı oğlun Ertuğrul yüzünden. Yeter! Artık bu işin böyle gitmeyeceğini bilmelisin Süleyman. Beyim, Kurdoğlu'nun desteğini kaybetmemeliyiz. Ertuğrul'un vesveseleri yüzünden bu zor zamanda bizi bırakıp gitmemeli. Ona biat eden beylerin desteğini kaybedersek bu ikilik obamızı yıkıma götürür. Baba, artık obamıza huzur gelmeli. Kardeşime kızmıyorum. Kızmıyorum ama onu zapturapt altına almak hem beyi hem babası olarak sana düşer. Bilirsin, nicedir benim lafımı dinlemez oldu. Ertuğrul iyi haberle gelecek. Bunu biliyorum. Ne iyi haberi baba? Görmez misin? O Halime'yi almaya gitti. Ne diyorsun Gündoğdu? Ertuğrul bu kadar zayıf mı yani? Bana bunu mu demek istersin? Aşık baba, aşık. Ne yapacağını bilemeyecek kadar yoldan çıkmış vaziyette. Ne olacağımız belli değil. O kız yüzünden obayı unutursa hiç şaşırma. Beyim, Halime'yi obaya getirirse sadece Selçuklu'nun değil, El Aziz'in de öfkesini üzerimize çekeriz. Bir kız yüzünden tüm cihanı kendimize düşman ederiz. Müsaadenle beyim. Duydun mu? Duydum. Ne diyorsun? Beyim, senin o kan kardeşin var ya, sadece obayı değil, evlatlarını da zehirliyor. Selcan gibi mi? Bir daha ne zaman hamile kalır? Belki de hiç. Onun içindir ki yeni bir eş aramanın vakti gelmiştir. Beyim, sana bir şey olursa, evlatlara bir şey olursa ailemizin varisi yoktur. Beylik Süleyman Şah'ın evlatlarından gider. Bunun için de Ertuğrul.
Tuğrul'u tez zamanda evlendirmek lazım. Gündoğdu'nun da evladı olması lazım. Hala inat ediyorsun değil mi Halime? Hala o adamın hain olduğunu kabullenemiyorsun değil mi? Ertuğrul! Bir durdurun onu! Yapmayın, yalvarırım masumum! Yapmayın! Çok büyük bir hata yapıyorsunuz! Bana gerçeği söyle. Yalan söyledim de. Bak Allah'ın huzurunda yemin olsun. Yalnızca seni öldürmem. Halime Sultan'ı hayalinde bile göremeyeceğiz zindanlarda çürütürüm. Bana gerçeği söyle. Uyan artık Emir Hazretleri. Aç gözlerini. İslam dünyasında sebep olacağın felaketleri düşün. Akacak masum kanları düşün. Çekilin şuradan. Gerçeği bilmek istiyorum Ertuğrul. Gerçeği söyle. Yalanın kölesi olamayacak kadar çok sevdim seni Halime Sultan. Öleceğim diye üzülmeyesin. Son nefesimde ağzımda Allah'ın şehadeti, yüreğimde de senin aşkınla öleceğim. Senin öldüğün gün benim bu dünyayı kefenimle gömüldüğüm gündür Ertuğrul Bey. Sana kavuşmak için her gün dua edeceğim. Ölürken bile son nefesimde sen olacaksın. Çözün onu. Ama efendim. Ne diyorsam onu yapın. Kayı Obası'na gidiyoruz. Ah!
Ben size peşimden gelmeyin demedim mi? Beyim, geziyorduk biz atla. Sesler duyduk. Ah, bir baktık güzel. Neden yaptın? Neden yaptın bunu? Hı? Gebereceksin. Aptal herif. Allah'ım. Ben ne yaptım? Tapınakçıların bütün Halep'i bir cerahat gibi sardığını kendi gözlerinle gördün Emir Hazretleri. En yakın muhafızlarım, hayatımı koruyan bu askerler, hepsi tapınakçı mıydı? Onların başı da bütün paranı verdiğin, tüccar diye bildiğin Ebu Hişam ve komutanı Nasır. Ama bütün bu cerahati hala temizleme şansımız var Emir Hazretleri. Peki ne yapabilirim? İşi ehline vermeyince kıyameti bekle diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. İşi ehline bırakın Emir Hazretleri. Dayınız Şahabettin Atabey, obamız da sizden hayırlı haberler bekler. Sevenleri ölümün bile ayıramayacağını gösterdin bana Ertuğrul Bey. Allah seni başımdan hiç eksik etmesin Halime Sultan. Komutan Günhan, bütün komutayı Atabey'im Şahabettin'e devredip orduyu acilen Halep'e çekesin. Komutan Nasır'ın cezasını Atabey'im en ağır şekilde versin. Süleyman Şah'a da bizzat özürlerimi iletesin.
Allah günahlarını affetsin. Günah işlemeden işini bitirdik şehzade. Kolyeyi bizzat Sultan Alaaddin'e sen götür. Öldüğünden emin olsun. İçi rahat etsin. Yaş şehzade Yiğit Alp, o ne olacak? O şimdilik sarayda. Onu da öldürmelisin Afşin. Babamdan bir haber var mı? Yoktur şehzadem. Ama olan birini tanıyorum. Sizi ona götürebilirim. Kim? Afşin Bey. Yapacağımız her şeyi yaptık Kardinal Hazretleri. Kudüs, Halep, Tebriz üçgeninde teşkilatımız Haçlı seferleri için hazırdır. İç savaşlar, veba, suikastler, mezhep savaşları. Kısa bir zamanda büyük yol aldığımızı size takdir edersiniz. Peki ya Konya? Karatoygar diye biri vardı. Ne oldu? Ah tabii, neydi şu beyin oğlunun? Yakında o iş de bitecek Kardinal Hazretleri. Türkmenlerle babayları birbirine düşürmek için yaptığımız hazırlıklar bugün yarın tamamlanacak. Tabii Ertuğrul ayağınıza dolanmazsa. Halep ordusu Kayı Obası'nı kuşattı efendim. Artık kayılar bir mesele olmaktan çıkacaktır. Aylardır İbnül Arabi'yle kutsal emanetini bana getireceğini söylüyorsun Petrucci. Ben de sana güvenip Papa Hazretlerine söz vermiştim. Beni yalancı çıkardın. Kudüs'te olduğunu biliyoruz. Yakında elimize düşecektir. Bana verdiğiniz sözü tutmazsanız Haçlı ordusunu nasıl göreve çağırırım? Bu sizin son şansınız. Kutsal topraklara İsa'nın kahraman şövalyelerinin gitmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuzdur. Gidelim Gladius. Nedir bu kutsal emanet efendimiz? Eftalya, kardinalle daha yakından ilgilenmeni istiyorum. Attığı her adımdan haberim olmalı. Sana karşı bastıramadığı hisleri olduğu muhakkak. Böylelikle yeğenimden de uzak durur. Emredersiniz efendim. Titus, sen de gözünü Claudius'tan ayırma.
Bizi aptal yerine koyuyor bu küstahlar. Adın ne senin şövalye?